Euzubillahimineşşeytanirracim. Arkadaşlar derste başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Biraz böyle aşağı seviyeden yapacağım. Esas kastettiğim bir yer vardı. O biraz bu kaldırmaz, böyle gençlik var. Mantığa dayalı bir çözüm psikolojisiyle şey yapacağım. Mantık ruhsal değil, hissi değil. Hissi biraz aşağıdan alacaktım. O çok harika. Onu biraz da böyle seviyeli insanlar olsa da böyle. Öyle ben de bir kurduğumu döksem yani. Hissi bir psikoloji dersi yani. Hocam duyuyorsunuz, ne demek istediniz? He? Sen duymuyor musun? Ben duydum da sen anladın ya ne demek istediğini. Evet. İleriye dönük yaşlılarla ilgili. Şimdi böyle biraz hissi aşağıyı, aşağıki taraf derken vicdan, vicdansa vicdanı bir alemde böyle harika tespitler var ama ne yapayım? Zemin yok ki çıkartayım. Risale-i Nur layıkalarından çıkartılmış. Yani şu cümleyi söyleyeyim, hemen başlıyorum. Kur'an'da dedikleri var. Kur'an'ın dediklerinden daha fazla var demek istedikleri. Mana mertebesi, tamam mı? Vehhabiler ve Şiiler bunu bildikleri için dediklerine insar ettiriyorlar. Yani Kur'an Müslümanları diye zahir. Biliyorsunuz 26. sözün sonunda var. Deccal da zaten mealini okuyun. Kur'an ne mal olduğu anlaşılsın diye. Çünkü müteşabih ayetler var. Bazı ayetlerimiz diyor müteşabihtir. Yedullah ve Tullah, Errahman aler aşristeva gibi. Tabi bunun içeriğini anlayamayacağı için tabi akıl dışı görecekler. Bu sefer inkarına vesile olacağı için ısrar ederler. Bu tip olanlar Kur'an'ın zahirini, yani zahir manasını esas almalarını ısrar ederler ve bunların da halkaları Kur'an Müslümanları diye. Oysa Kur'an kendisi söylüyor, bir kısım ayetlerimiz müteşabihtir diyor. Tamam mı? Onu Üstad Hazretleri 26. sözde bir ciddi bir izah ediyor. Şimdi Kur'an'da cari olan bir kanun Risale-i Nur'da da caridir. Risale-i Nur'un dediklerinden fazladır demek istedikleri mana ihtivası. Şimdi ben sıkıntıyı veya doğruyu bulmak adına doğru malzeme, akla doğru malzeme vereceğiz şu anda. Ama akli seviyede anlatacağım şimdi. Aklı mantıki şeylerle konuşacağım. Hissi değil yani. Hissi biraz daha ileri. Ruhsal tarafı ise biraz daha ileri. Üç mehalledir bu ders. Dersler ama yani bilinsin diye söylüyorum. Çünkü konumuzun başlığı şudur. Doğru düşünmek için akla verilen mantıksal malzemeler. Bir, Allah'tan korkandan, bak, Allah'tan korkandan Allah her şeyi korkutur. Allah'tan korkuyorsan, ne kadar Allah'tan korkuyorsan, Allah da seni diğer şeylerden emin eder, senin korktuklarından emin eder. Korkmayana da her şeyden korkutur. Hadis-i şerif meal-i cibalisiydi bu. Düz okuyayım. Allah'tan korkandan Allah her şeyi korkutur. Korkmayanı da her şeyden korkutur. Hadis-i şerif meal icmalisi bil mana. Başka Allah'tan Celle Celaluhu korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kimde ne aldımsa yazıyor. Yani Allah'tan kim korkuyor? Ne kadar korkuyorsa ona o kadar güvenilir. Allah'tan korkmayana güvenilmez. Güven ölçüsü gördünüz mü? Hazreti Ömer radıyallahu anh sözü. Allah'tan korkma nispetinde ona güven olur. Başka, yani kime güveneceğiz? Belli. Bir insanın zekası vereceği cevaptan yanı sıra soracağı sorudan anlaşılır. Verdiği cevaptan değil, zekası budur. Arkadaşlar, zeka ile akıl çok farklıdır. Zeka ile akıl çok farklıdır. Zeka, aklın bir sıfatıdır. Zeki, mesela bizim
memlekette Türkiye'de ama Almanya'da da daha fazla var. Zeki insan methedilir. Oysa en zavallı insanlar zeki insanlardır. En zavallı, en muzdarip ve psikolojik sorun yaşayanlar zekilerdir. Zeki ile akıl arasında farkı söylüyorum. Yani bu manada yani mantıksal şey. Üç tane süreç yapıyorum. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elden önce el olması lazım. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözden önce göz olması lazım. 3. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu aklıdan önceki akla aklı kül ilmi muhit ezeli denilir. Allah. O zaman bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu vahiye bağlı olan akla. Ustad'da ve Kur'an'da aklınızı başınıza alınız. Aklınız yok mu? Derken hitap akla değildir. Zekavettedir. İyi bir mühendistir. Kitabı ezberlemiştir. Yani aklınız yok mu? Niye düşünmüyorsunuz? Ya akılun, takılun, hafala tefekkerun, yetefekkerun. Ayetlerle. Demek ki aklı yapana aklı bağlamak akıllılıktır. Kendisinin kendisini idare edeceğini zannetmek zekiliktir. O da başa beladır. Ha? Zekilerle akıllar arasında dersimiz var. Belki de 5 saat var sitede, Nur dersinde. Bakarsınız, o konumuz o değil. Şimdi zeka, bir insanın zekası soruya verdiği cevap değil, sorusundan anlaşılır. El-sualin isminin, sual sormak ilmin yarısıdır. Başka, aklını ve zekasını gizleyebilmek, bu çok antika bir cümle. Çünkü ustad gizlemişti onun için. Aklını ve zekasını gizleyebilmek, bu akıldan ve zekadan üstündür. İki türlü temelde insan fıtratı vardır. Deniz gibi, göl gibi. Denize düşeni dalgalar vasıtasıyla dışarıya atar deniz. Göl ise düşeni gömer ve örter, dibe gider. Bazı fıtratlar var. Allah! Diyor, hemen coşar. Yani giren her şeyi dışarıya deniz gibi atar. Bazıları da içten yanmalı motordur. İçine akıtır. Bak, zeki ve akıllının nasıl anlaşılır? Zekavetini ve aklını gizleyebilmek bizim bildiğimiz akıl değildir, başka bir özelliktir. Bir daha, aklını ve zekasını gizleyebilmek bu akıldan ve zekadan üstündür. Ben tevhidde kullanayım bunu. Bu çiçeğe bakarak ilim elde ediyoruz. Tamam. Çiçeğin altına, üstüne bakıyoruz. Hücresine, DNA'sına, RNA'sına bakıp bir ilim elde ediyoruz. Bizim elde ettiğimiz ilmin kaynağı budur. Bu bilginin kaynağı bu. Eğer bu ortadan kalkarsa bizim bilgimiz yok olur. Tamam. Buraya kadar tamam mı? Benim bilgim buna dayalıdır. Ama bu yokken bunu yapmak için kullanılan ilim, bu var olduktan sonra aldığım ilimle hiç alakası yoktur. Anladık mı burayı? Bir daha. Ben çiçeğe bakarak ilim elde ediyorum. Benim bilgimin kaynağı çiçektir. Çiçek ortadan kalkar. Mesela tıp bilimi kaynağı vücuttur. Eğer insanın vücudu kalkarsa tıp bilimi yoktur. Dolayısıyla insanın elde etmiş olduğu tıp bilimi insanın vücuduna bağlıdır. Ama insan yok iken insanı yapan ilim ise insandan elde edilen ilime benzemez. Şimdi zeki olabilir, akıllı olabilir ama aklını gizleyemiyorsa akılsızlık oluyor. Yani amel yapabilir ama yumurtlayan tavuk gibi 7 mahalle duyarsa yumurtasını, o ameli iptal eder. Onun için aklını ve zekasını gizleyebilmek akıldan ve zekadan üstün bir meratip var. Zeka merdivendir, çıkan ise akıldır. Var iken varlığını göstermek kolaydır. Var iken varlığını göstermek kolaydır. Fakat var iken
varlığını gizleyebilmek zordur. Bu da Allah yapıyor. Mesela Allah vardır, eşyadan öncedir ve eşyadan daha açıktır. Varlığını var olarak göstermek hepimizin işidir. Fakat var olduğu halde yok göstermek, gözükmemesi bu zordur. Onun için faziletli insanları pek göremezsiniz. Tak 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 kaybolurlar ama icraat yaparlar falan vesaire. Zeki madendir. Akıl ise onu sanata dönüştürendir. İnsanın özgürlüğü ve hürriyeti sana yapılan kötülükle takındığın durumdadır. Yani ve insanın hürriyetine bak. Sen bana böyle mi dedin? Aynen ben de sana böyle yapıyorum. Sen bana böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yapıyorum. Heh. Bu köle insanın özelliğidir. Niye? Benim davranışımı sen oluşturuyorsun. Nasıl davranacağımı sen öğrettin bana. Niye? Ben isteyerek yapmadım ki. Senin davranışına mukabil. Heh. Ben de sana böyle yapıyorum. Peki benim bu davranışımı sen belirledin. Bu köle insanın özelliğidir. Hür insan karşısına rağmen, karşındakine rağmen kendisine yakışanı yapandır. Hür insan budur. Mesela aile hayatından kullan. Bana böyle dedin he? Bana he? Az sonra ben de böyle bak görürsün. Köle insan. Niye? Onun senin davranışını o belirliyor. Ben yaptım. Sen yapmadın. Yapmak zorunda kaldın. Yaptıklarımdan sorumlu olduğum gibi yapmadıklarımdan da sorumluyum. Hizmette yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Ne yaparsan yap, yılan ile yengeci doğru yürütemezsiniz. Ne yaparsanız yapın, yılan ile yengeci doğru yürütemezsiniz. Yani tabiatı bu. Gecenin en karanlık anı şafak sökmesinden az öncedir. Abi çok darlandım. Sabah yakındır. Her inişten sonra çıkış, her çıkıştan sonra bir iniş vardır. Kararan gecelerin sabahı yakındır der Barla'da. Akla malzemeler veriyor. Başka? Elinde neyin varsa o senin dürbünün olur. Elinde neyin var? Hep onunla seyredersin. Buna ait piyasada bir cümle var. Elinde çekici olanı her şeyi çivi zanneder diyor. Kimin olduğunu bilmiyorum. Elinde bir çekiç var adamın, her şeyi çivi zannediyor. Elinde neyin var? Dürbündür, merdivendir, iptir. Boş dünyayı boş verirseniz rahat edersiniz. Fıtratınızdaki, arzularınızdaki hayatı dünyada ararsanız dünyanızı cehenneme çevirirsiniz. Çünkü olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibidir. Olmayan kara kedi, bir hayal et, olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse, insanın fıtratı, beka, ebed, sonsuzluk arzusunu da dünyada aramak da böyledir. Biz dünyada sıkıntı çekmemizin sebebi fıtratımıza uygun bir dünya arayışında olduğumuzdandır. Dünyaya dünya için bakmıyoruz. Yapmadığımız kolay işlerin birikmesinden zor işlere dönüşü verir. Yapmadın ya kolay 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 kolay, kolaydı kolaydı, birikti zora dönüşür. Ne kadar az bilirsen o kadar az kızarsın. Bazıları bu şeyden çıkartır. Ya abi çok sert konuşuyorsun ya yılan gibi. E külliyatı bilmiyorsun ki. Bilen mesuldür. Çünkü hukuk İslami'de fıkıhta bilen bildiklerini anlatması vaciptir der. Vaciptir biliyor musun? Bir sene Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek okuyan zamanın alimi değil, muddakik bir alimi olur. Alim de demek zorundadır. Bir fiil gördüğünüz yanlışı elinizle, yoksa dilinizle, yoksa kalben buğz etin. Dördüncüsü olmayın. Fiilen elimizle düzeltmek padişahların ulul emrin vazifesidir, resmidir. İkaz etmek alimlerin işidir. Buğz etmek avamların işidir. Ya abi bunlar denilir mi? Doğru kardeş, denilmez tabii, sen demeyeceksin.
Sana demedi ki de diye. Demesi gerekenler dememesi suç olduğu gibi dememesi gerekenlerin de demesi de suçtur. Bir sene Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek okuyan kabul edecek, uygulayacak asrın mudakik bir alimidir. O alim de ümmeti Muhammed adına risk alması lazım. Elini taşın altına koyup söylemesi lazım, tehlikeleri uyarması lazım. Uyarmaması suçtur onu. Ama denmez kardeşim, bir daha söylüyorum. Denmez tabii ya. Sen niye diyorsun? Senin işin değil ki. Öyle sorduğun için sen o tipten değilsin. Senin vazifen değil. Çocuğuna küçük şeylerden memnun olmayı öğretirsen ona büyük servet bırakmış olursun. Şimdi mesela Almanya'da büyüyen çocuklarımız mız mız. Verin Almanya'yı. Manayımı değil. Almanya'yı verin, memnun edemezsiniz. Hayır be abi, istemiyorum, olmaz mı? Yani acayip yani, kişilik ve kimlik yozlaşması var. Yani hiçbir şeyle memnun edemezsiniz. Çünkü niye? Küçüklükten beri her arzusunu yerine getirdiniz. Oysa Allah haram koymuştur, biz haram koymamışız. Hayır demiştir Allah, yeme içme demiştir Ramazan'da. Kural koymuştur. Kuralsız zannediliyor ki iyilik yapıyor. Beyin ölümleri oluyor, ölüyor. Mesela cep telefonu mezarlığı diye bir dersimiz var. Ne kadar şahidin beyin ölümü olanları biliyor musunuz? İşte İstanbul'da bir 13 yaşındaki çocuk cep telefonuyla oynaya beyin enerjisi sömürülmüş, beyin ölümü olmuş. Hiçbir şey anlamıyor. Beni de çağırdılar o Amerikan hastanesinde. Nöroloji bölümünde tanıdık vardı vesaire. O çocuk da bir erkek çocuğuydu. Evin tek çocuğuydu. Tekstil fabrikasının çocuğu. Yani o D'ye geçiyor. Okula da gitmiyor. O hocası evine geliyor. Ondan sonra laptop mudur nedir o? Var ya bir tane böyle büyük bir şey. Onunla oynaya beyin yani sömürülüyor. Enerji sömürülüyor mantığı. Sömürüle bir şey kalmıyor. Ondan sonra onun önünden kalkan çocuk hayır şu sistemi yemem, gitmem istemiyorum. Çünkü enerji yok ki yapsın. Ölmüş yani böyle erimiş mum gibi. Hatta vücudunda da bir çocuk şekli de kalmamış. Lop olmuş yani. Acayip bir şey yani, bir şekil bozukluğu da doğmuş yani. Olmaması gereken çocukta lopur şeyler oluyor yani. Hani göbekten bu sırtlar falan lopur. Acayip bir şey ya. Çalışmak, meşgul olmak. İki tane doktor var bizde. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Doktor teslimiyet iman hakikatleriyle olur. Doktor meşguliyet olursa bir, can sıkıntısını, iki, kötü alışkanlıkları, üç, yoksulluğu kaldırır. Başka? Kendini ne zaman nokta olduğunu hissedersen, şecere-i kainatın noktası olduğunu idrak ve şuur etmiş olursun. Cümlenin noktası sensin. Senden sonra yazı yok, 30. sözden çıkarttım. O 30. sözde nokta ve elif var değil mi? Nokta ne demek? Kompozisyonu yazarsınız, yaz, nokta. Ne demek? Daha yazı yok. İnsan, Allah. Allah şecere-i hilkati, kainat 18 bin alemi yazdı, geldi, nokta. O nokta insandır. Yani bundan sonra bir şey yazılmayacak. İnsandan ileri bir şey yok. Yani çekirdek, ağaç oldu. Ağaç yaprak çiçek verdi, meyve verdi. Meyvenin içerisinde bir nokta var. Bitti. En son o. İnsan kendisinin kainatın çekirdeği noktası olduğunu bilirse bu sefer kainatın başına döner. Çünkü meyvenin içerisindeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısıdır. O zaman fark eder. 30. söze gönderilme yaptım. Yani ne anlatmaya çalıştım bununla? Kainatın noktası sensin. Çöplükte harcama kendini. Çok değerlisin. Çok değerlisin, çok kıymetli bir şeysin. Sonsun çünkü. Hepsini içine alansın. Kimse için hayal kurmasan, kimse için hayal kırıklığına uğramazsın. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Demek ki o onu hayal ediyordu.
hayatın yani bedenin geri vitesi yoktur. Yani kriz yaşanıyor. Hani kriz zannediyor. Bayırmalar geliyor. Bu nüksetmiyor. Yenidir. Hayatın tekrarı yoktur. Hayatın tekrarı yoktur. Bir saniyeyi geri getirebilir misiniz? O zaman olan yenidir. Çünkü hayatın geri vitesi yoktur. Yürürken, arabayı kullanırken dikiz aynasına ve aynalara bazen bak. Devamlı bakarsan kaza yaparsın. Zira göz nereye bakarsa orayı düşünür. İkide bir geriye bakma. Gerini geçmişin keşkelerle doludur. O da bataklıktır. On geçmişini imanın kuvvetine göre geçmişine, imanın nuruyla geleceğini aydınlatmak, imanın kuvvetine göre geçmiş tövbeyle düzeltirsin. Tövbe. Sen bazı kişilere o kadar değer veriyorsun ki senin düşmanın olmuş. Zira kişinin dostu da düşmanı da kaliteli olmalı. Eğer sen kaliteliysen. Şimdi bir adamın nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız dostuna düşmanına bakın. Zira kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Kaliteli de dostu olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın düşmanı Ebu Cehil. Adı Ebu Cehil değil. Sıfatı Ebu Cehil. Ömer'in Hişam. Değil mi? Hatta bu Ömer değil. Bu kim? Arap Yarımadası'nda 7 tane alim. Hatta bunların şiirleri Kabe'nin duvarına asılanlardan, en alimlerden bir tanesi. Çünkü ondan Ebu Cehil denmiş. Cahillerin babası denmiş. Yani niye cahil? O kadar okudu halde. Sıradan bir adam değil. Onun için arabada bana böyle yaptı, kardeş yaptı, saplamadan girdin, yanlama gittin, evde hanım şöyle gitti, böyle gitti. Yani onlarla muhatap mı oluyorsun şimdi? Yani kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Kaliteli dostu olur. Adama bak, kimlerle meşgul oluyor? Bak bakalım. Yok böyle gittin, böyle yaptın. Sen hangi cemaattasın, hangi gruptasın? Öyle ders yaptın, böyle yapmadın. Bu kadar basit insan olmaz ya. Koy kenara ya, meşgul olma onu. Sağır ve kör ol. Araba motoru sesi gibi kabul et. Dışarıda araba sesi var. Yani sen araba sesi var, kale alıyor musun? Araba sesi işte yani. Yani herkese muhatap olup da kendinizi çöp tenekesine getirmeyin. Şimdiye kadar beni dert öldürmedi. Seni öldürmeyen dert sana dermandır. Dertler bana derman imiş, sırrı bu. Seni öldürmeyen her şey seni güçlü yapar. Senin dermanın senin dert olanlarındır. Mesela Fatma'ya kafayı taktın. Hasan Hüseyin'i kafaya taktın. Bu senin derdin mi? Kafaya taktığın için. Senin Fatma derdinse Ayşe dermanın değildir. Neyi dert edinmişsen dermanı odur. Aynı oradadır. Onun için usta dertler bana derman imiş diyor. Nasıl koymuşuz zıttı zıttına? Derdin içinde derman olur mu? Biberi düşünün. Acı değil midir? Ne yiyorsun kardeşim? Çok lezzetlidir abi diyor. Ulan lezzet, acının içine lezzet olur mu? Oluyormuş demek ki. Bak dertler bana derman imiş. Hayatta peygamber dahi olsan torpil yok. Adetullah kanunu herkese rağmen işliyor. Kuralına göre yaşayacaksın. Mesela hafta içi 7'de kalkıyorsan tatil oldu diye 9'da kalkma. Kuralından taviz verme, düşmanın bile sana selam çakar. Unutma, senin düşmanın olan şeytan seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın oynadığın filmin başrolü sen olurdun. Şeytan kadar kendimizi tanımıyoruz. Benim düşmanım beni tanıdığı kadar ben kendimi tanımıyorum. Seni öldürmeyen dert seni güçlü kılmak içindir. Çünkü doktor da var aramızda. Çocukken aşı yaparlar. Ölsün diye değil. Aşı mikrop demektir. Az bir miktarla veriliyor. Ta ki çocuk bunu vücudu tanısın diye. Buna karşı ona direnç geliştiriyor. Savunma sistemi geliştiriyor. Sana bana gülerekten bakandan da rahatsız oluyorum. O zaman sorun bende. Ana adam gülüyor. Gülmesinden rahatsız oluyorum. Niye rahatsız oluyorum? Yani demek ki rahatsız bende.
Ama şöyle olursa başka. Gülerken göbeği oynamayandan korkun. Çünkü yalandan gülüyor. Bak göbeğim oynamıyor. İçinden boşun dümdüzün seni. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz ya? Kaya kardeşim üçünün kim ya? Kimlerden bu ya? Hacı. O gülerken göbeği oynamayanlardan korkun diyor. Çünkü samimi gülmüyor, yalandan gülüyor. Hani Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam demiş ya, bil mana söylüyorum, Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Müslümana ahmaklık yakışmaz demiş. Ya Resulallah, ahmak nedir? Bir delikten iki defa ısırılmaz Müslüman. Şimdi bak, bir daha okuyayım. Benim Peygamberim demiş ki, bil mana söylüyorum, Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Ne demek? Bundan mana çıkarıyorum laik okurken. Ben laika çok okurum kardeş. Davasına bilerek ihanet edene ihanet etmek davasına vefa etmektir. Bu cümleyi unutmayın. Risalede ne çıkıyor? Dostunun düşmanı. Düşman oldukça bak dostumun düşmanı ne olur bana? Düşman olur. Düşmanımın dostu ne olur bana? Dost olur. Evet, güzel. Şimdi bir insan dini kadar mukaddes bir şeysi var mı? Yok. Dinine vefasızlık yapıyorsa sana hadi hadi yapar. Bir daha kendine vefasızlık bekleme ondan. Çünkü dinine ihanet eden, dinine vefasızlık yapan, Allah'a vefasızlık yapan sana zaten yapacaktır. O zaman Allah'ın dinine, Allah'a, Kur'an'a, İslam'a ihanet edene ihanet etmek İslamiyet'e sadakattır. Bir de aynı delikten ısırılma ne demek? Şimdi bu Allah'a ve Kur'an'a ihanet eden bir insan, sen hala kendine ihanetini mi bekliyorsun? Zaten yapmış da yapacağını kaldı. 5 derece günah işleyenin 3 derece günah ona sebap gibi gelir. Eğer ihaneti yaptıysa daha arabanı alma, alırsan peki, kardeşim burada bir soru sormuştu, hemen genelleyeyim. Hukuk ikidir. Ey hizmet eden, ders anlatanlar. Hukuk ikidir Risale-i Nur'da, hulasa ediyorum. Hepsi külliyattan. Bir hukuk şahsi hukuktur. Mutekili vahde. Diğer hukuk umumi hukuktur. Umumi hukuk mutekeli mal gayr. Yani benim kuyruğuma bassalar, şahsi bir şeyime, menfaatime dokunsalar, din mecbur etmiyor beni ama affedersen musamahası amali salihtir. Güzeldir, hoştur. Affet diyor. Musamah et. Ama mütekeli mal gayrise, umum hukuksa, yani ben bir şeyi temsil ediyorsam, şu masadaysam, ben hizmet ediyorsam, bu cemaate zarar veren insanı musamaha davranamam. Umumu hukuktur. Onu kapı dışarı koymam gerekiyor. Hem hakikatin hatırına hem de diğer masum insanların hukukunu korumak adına vazifeliyim. Yoksa fitne çıkarıyorsun. Oğluna kavga edecek şimdi. Umumu hukukta musamahası amali talihtir, cinayettir, hıyanettir. Onu serişte etmen lazım. Göstermen gerekiyor. Umumu hukuka taalluk ediyorsa. Umumu hukuk nedir? Risale-i Nur diyeli meselesi mesleğimiz. Risale-i Nur'un açık beyanları, açık ifadelerine bilerek hizmet adına ihanet eden, tersini söyleyen umumi hukuka tecavüz ettiğinden bunun bu fiiline o kadar kalmak şartıyla bahane yapıp genellemeyeceksin. Şu zatın imayeli değil, herkes bilemez, herkes keramet sahibi değil. Şu zatın Risale-i Nur adına şu sözü, şu fiili yanlıştır demek hizmet edenlerin vazifesidir. Umumi hukuktur bu. Ailede mesela uygulayayım. Hanımla bir sorunuz oldu. Bu senin zatı şahsi hukuktur. Affetmek amali salihtir. Hukukumu koruyayım diye hanımla veya hanım kocasıyla kavga ederken çocukların moralini bozmak, orada bir gerginlik yapmak, terör geliştirmek çocukların hukukuna tecavüzdür. Kavga edecekleriniz zaman kararlaştırın. Ya yatak odasına kavga edin veya bodruma inin. Duymasın çocuklar. Hadi bodruma inelim. Orada kavga edelim deyin. Dostun yanlışlık yapabilir ama ihanet yapamaz.
Askeriyede ihanetle hata aynıdır. Nöbet tutuyorsun cephanelikte. Uyudun, düşman geldi havaya uçurdu. Neyse, cephaneliği sen uçurdun. Aynıdır. Hata ve ihanet aynıdır. Bak şimdi arkadaşlar, dostun yanlışlık yapabilir. Ama ihanet yapamaz. Eğer ihanet yaptıysa daha arabanı alma. Alırsan, sen umumu hukuku tecavüz edeni affediyorsan, sen de o tiptensin demektir. Çünkü yalan konuşmayan kişi herkesin doğru konuştuğunu sanır. Yalan konuşan herkesin yalan konuştuğunu sanır. Benim İtalyan hocam var. O reisi kura hafız. Allah ona hile ve yalan yaratmamış. Yok kemalat değil. Yaratmamış. Yok fıtratında yok. Böyle bir şey yaratmamış. Yani amaya göz yaratmadığı gibi. Allah buna yalan yaratmamış. Hile yarar. İstese bazı tipler var. Bu işte onlar. Ulan bir hile yapayım yapamaz. Adamı kandırdılar. Helva fabrikası kuracağız diye dairesini, oturduğu dairesi sattırdı. Sonra verse, dedim hafız niye yaptın? Ne dedim böyle dedi ya. Dedi de nasıl inandın sen? Ya Hasan hocam bırak daireyi ya. Bir Müslüman yalan konuşur mu? Ya hafız dedim hangi zamanda? Hangi zaman olursa olsun ya. Bir gün sonra anlattım ona he diyor. Sonra bir gün sonra diyor ki Hasan bir şey diyeyim sana biraz. Ya bir Müslüman nasıl yalan der dedi ya. Hayda sonra anladım ki. Demek ki hayatında yalan olmayanın herkesin doğru konuştuğunu sanır. Hep yalan konuşanın da herkesin yalan konuştuğunu sanır. Çünkü kendi gözlüğüyle bakıyor. Mesela ümitsiz bir insan çocuğunu kaybeden bir anne kainat ağlar görür. Ümitsiz bir insan herkesi ümitsiz görür. Tamam? Yalan konuşan bir insan herkes yalan. Hileci insan herkes hileci zanneder. Çünkü kendi aynasına tabi. Başka, buraya bir dikkat edin, altını çiziyorum. Ne olur hizmet eden karı kocalar, hizmet eden arkadaşlar şu cümleyi altını çiziyorum. Bak şimdi ne kadar demedim. Şu cümleyi söylüyorum. İyi dinleyin şurayı. Bunu ben, kardeşim bu yazıları içimdeki insanların durumları, yani benimle sıkıntılarını çözmek, layıkalardan çözüm üretirken bulduğum cümleler. İçimden bak. İçeriden söyleyeceğim bunu. Altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki, sigaranın dumanı kadar bana emniyet verirsen ben de senin ciğerine girmene müsaade etmiş olursun. Ya kardeşim sigaraya kadar bana değer vermiyor musun? Sigaranın dumanını ciğerine kadar çekiyorsun, içine alıyorsun da niye eşini içine almıyorsun? Sigara dumanı kadar değeri yok mu bu adamın, bu kadın? Anladınız mı? Sigara değeri kadar insanlara değer verirseniz onu da içinizde bir yeri olur. Alırsınız içeriye, dışlamazsınız. Aşağılamazsınız onu. Müslüman Müslümana en azından sigara dumanı kadar değer vermeli. Dumanı içine niye çektin? Abi sigara içine çekilmeden olur mu? Müslüman eşin, aşın, işin içine çekti onu yani. En azından bana sigara kadar değer verdi. Ben de gireyim içerine ya. Hep beni dışarı atmışsın. Hep dışlamışsın. Ya bizden değilsin. Neyin? Neredenim ben ya? Lan ben kimdenim? Ben de şaşırdım zaten. Beni Müslümanlar içine almasa zaten bana işkence yapanlar Müslüman olduğumdan. Risale-i Nur talebesi olduğum. Şimdi bir tanesi yok ki Risale-i Nur talebesi değil. Misal. Ya benim düşmanım nurculuktan bana işkence yapıyor. Benim dostlarım sen nurcu değilsin. O zaman ben kimim ya? Ben de şaşırıyorum ya. Misal. Kardeşim eşinizi en azından sigara dumanı kadar değer verin. Bunlar kitaplarda olmaz ya. Başka? Dostunun kıymetini düşmanımla bildim. Düşmanımı tanıdıkça dostuma sarıldım. Dostu olmayanın düşmanı da yoktur. Dostlarımı nazara almadan kimse beni hesap etmezdi. Bak, dostumun kıymetini düşmanımla anladım. Düşmanımı tanıdıkça dostuma sarıldım. Dostu olmayanın da düşmanı da yoktur. Benim düşmanım, benim dostlarımı nazara alarak bana düşmanlık yaparlar. Mesela birisi birisine düşmanlık yapacağı zaman kimi var bunun? Yetim midir? Kimsesi yok mu? Etrafı yok mu? Ona göre bakarlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. Maalesef, dostlarımız öldükten sonra kıymetleniyor.
Öldükten sonra kıymetini biliyoruz. Ben buna bir çare buldum. Madem dostlarımız öldükten sonra kıymeti anlaşılıyor, o zaman kıymeti biliniyorsa ne olur dostlarınızı hayalen öldürün. Ölü bilin ki hortlamış çıkmış, karşında ona değer verin. Öldükten sonra beni takdir etsen ne olur? Vay iyi adamdı ya, hakikaten bize gelmiş iki kelam etmiş olan. Ama sakin horluyordun beni ya. Falan diye. Oldu mu şimdi? Olmaz. Ya bu İslamiyet'e tek bir tuğlası olanın ayakları başımızın üzerine olsun ya. Hataları biz genelliyoruz. Hep böyledir diyoruz. Yapma kardeşim. 9 tane cani sıfatının yanında bir tane masum da yoksa gene sevilecek tarafı vardır ya. Şeytanın en büyük hilesi nedir biliyor musunuz? Bir hakaik imaniyeye, iman esasının 99 tane açık kapısı olsa, bir tane kapalı kapı olsa şeytan o kapalı kapıyı gösterir. Oysa İman esasları veya insani ilişkilerde 99 tane kapı kapalı dahi olsa bir tane açık mı? Girdikten sonra 99 kapıyı da açarsın içeride. Ya beni sevmeye, ben seni sevmeye. La hiç iyi tarafın yok mu senin ya? Onu bul ya. Senin hiç bir tarafın yok mu ya? Ben niye hep senin kötülüğüne odaklanmışım ya? Ben ne biçim adamım? Demem lazım. Seni kaybetmek için uğraşanı kazanmak için uğraşma. Çünkü sana muhtaç, çok muhtaçlar var. Hani bu bana soruldu. Abi ya bu kadar genel hitap ediyorsun medyayla vesaire siteyle. Tahmin ediyoruz yani. Her türlün küfür eden, hakaret eden var. Nasıl tahammül ediyorsun? Ya biz iki tane laf altına takıntı gece uyuyamıyorum. Ne dedim biliyor musun? Ve içimden, ruhumdan söylüyorum. Zaten anlarsınız ben nereden söylüyorsam. Dilimden mi konuşuyorum, içimden mi? Bana dediler ki, ay bu kadar hakaretleri nasıl tahammül ediyorsun? Onlara şöyle diyor. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenleri tenkit etme zamanım kalmadı. Zamanım yok yani. Hakikaten yok. İşin başımdan aşkın. Kendi sevmemek, nefret etmek için adamı aşağılamak için elimi koyacağım böyle. Vay be nasıl yaptı, ne yaptı onu düşünmem lazım. O zamanım yok ki ya. Tesbihat yapmaya zamanım yok, arabada yaptım ya. Sen nasıl düşüneyim ya? Sen o kadar mühim misin ya, ben tesbihatının önüne geçiyorsun? Bak şimdi. Seni Allah Resulü'nün hadisinden çıkarttım ha, bari söyleyeyim. Seni bak, seni kaybetmek için uğraşanı kazanmak için uğraşma. Çünkü sana muhtaç, çok muhtaçlar var. Hazreti Enes var ya Hazreti Enes, oradan çıkarttım bunu. Hazreti Enes radiyallahu anh peygamberimizin kölesi çocuktu değil mi? Onu peygamber hür yaptı, yanında büyüttü. Derken iz takip ederek babası ve amcası çocuğunun nerede olduğunu öğrendiler. Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiler. Onu çalmışlardı, satmışlardı. Çocuk yok daha. Peygamberimize demişler ki orada kavminde, ey şerefli asil insan, yağcılık yok ya. Senin peygamber olduğunu da bilmiyor. Seni burada çok methettiler. Peygamberimize diyor adamlar, babasıyla amcası Hazreti Enes'in. Sen bizim çocuğumuzu köle sende bulunuyor. Sen kaça aldınsa sana daha fazlasını verelim, çocuğumuzu bize ver. Zira bunu çalmışlardı. Allah istemiyor ama dayanamıyorum ki, kurban olayım sana diyorum. Bu peygamber nasıl bir peygamber? Ama Allah istemiyor insana kurban olmak. Dayanamıyorum ya. Şu insan var ya, asılzade bir insan. Dedi ki, daha fazla para verelim, ver çocuğu. Dedi ki, hayır. İnsanın değeri bu meblağ değildir. Buraya çağıralım çocuğu. Senin baba, sen babasısın. Sen de amcasısın. Çocuğa teklif edelim. Babana, amcana gitmek istiyorsan alın götür. Şu peygambere bak ya. Ben daha fırsat. Fırsat derdim, o adamın hırtlarını basardım. Hem de kaça satardım bilsen. O abi ben yapmazdım. La karısı, karı kızı, kocası hasta diye arabasını, arsasını, binasını satanın ucuz satıyor. Çünkü hemen para lazım. Hırtlarına basıp almıyor muyuz? Adam iflas etti. İflas etti. Dükkanı dışarı çıkıyor. Ganimet kabul ediyor. Müslümanın malını, Müslüman. Bak önümde birisi var. Dün oldu. Telefon ettiler. Buna konuşuyorlar. Ben de duydum Türkçe. Birisi iflas etmiş. Malları satılıyor.
Aferin lan, iyi ders almış. Bak tebrik ediyorum. Dedi ki ağlayanın malı başkasına yar olmaz. Şimdi peygamberimiz dedi ki teklif edelim aleyhissalatü vesselama. Sizi tercih ediyorsa alın gidin. Ama beni tercih etmişse karışmayacaksınız. Adamlar ne demesi lazım? Aa, bu ne güzel teklif. Bu ne güzel bir ticaret. Tamam mı diyorlar anne babasıyla amcası. Tamam ama siz de dönmeyeceksiniz sözünüzden. Tamam. Adamlar tabi garanti altına alıyorlar. Ben babası, ben amcası. E bizi mi bırakıp da sana gelecek? Gelecekse bırak. Parasız olacak bu iş. Adamlar heyecanlandırır ama sözde dönmek yok. Tamam dedi. Hazreti Enes'i çağırıyorlar. Ha? Redial. Dedi ki Enes bunlar tanıdın. O sarıldılar. Bu babam, bu benim amcam. Oğlum dedi. Bu dedi ki diyor. Böyle böyle. Geliyorsa alsın gitsin. Hadi oğlum. Hazreti Enes diyor ki. Hayır baba. Sizden daha hayırlısını buldum. Gelmem dedi. Zorlayınca Allah Resulü şöyle dedi. Beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Bir daha. Beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Gidin. Oradan şu cümleyi çıkarttım. Seni kaybetmek için uğraşanı kazanmak için uğraşma. Sana hücum ediyor, sana düşmanlık yapıyor. Onu kazanmak için uğraşma. Çünkü zamanı yok. Sana muhtaç, senin eline muhtaç çok masum insanlar var. Ona zamanını ayır. Meşgul olma onlarla. Başka değil, yalnız kulağa sağır. Yani öyle derler. Sağır neye derler? Kulağa. Kör nereye derler? Gözü görmeyene. Oysa akıl hakikata bigane olursa akıl kadar kör, akıl kadar akılsız ve sağır yoktur. Oysa kulağa sağır derler. Hakkı görüp tanımıyor, bilmiyor. Bunun kadar sağır, kör bir şey olur mu? Oysa en kör akıldır. Kadınlar beğendiklerinden değil, güvendiklerinden rahat ederler. Yakışıklı erkek olduğundan değil, beğendiklerinden. Kadınlar erkeğin güzelliğin, yakışıklığından, servetinden değil. Kadınların rahatı güven duyduklarının yanında rahat ederler. Evlilik, bunu ben merak etmişim bunun cevabını. Evlilik yüzüğünü niye takarlar diye merak ettim. Evli niçin yüzük takarlar? Niye o parmağı takarlar? Çünkü buna karışmayın. Bu sahiplidir manasına geliyor. Kız veya erkeğe buna karışmayın. Sahiplenmeyin. Bu sahiplidir. Nişanlılık, evlilik yüzüğü bu manaya geliyor. Senin namazın da yüzük gibidir. Evli ya Allah ile. Allah ile senin aranda yüzüktür. Nikah, evlilik yüzüğü. Evli ya. Şeytana diyorsun ki, şeytana deniliyor ki, Allah diyor ki melekler, buna karışma. Bu buranındır. Namaz yüzüktür. Birisini özlüyorsanız ne mutlu size. Çünkü özleyeceğiniz birisi var demektir. Elini, bak, elin gavurunun yırtık pantolonunu, gençler burayı iyi dinleyin. Bak bu ikinci altına çizdiğim şey. Elin gavurunun yırtık pantolonunu bize moda olmuş. Serseriliği için kesmediği sakalı bize rajon olmuş. Lan serseri ya. Tembelliğinden sakalı traş etmemiş. Bize rajon olmuş. Yırtık pantolonu bize moda olmuş. Size bir şey söyleyeyim mi? Hani kısa pantolon var ya camide cuma gidince hani donları gözüküyor eğildiği zaman. Yani üstü açılıyor. Ne demek biliyor musunuz o? Nereden çıktı bu kısa düşük pantolon nereden çıktı? Özür dilerim ama Lüt kavmi vardı eşcinsel. Onlar giyerdi. Giydiği zaman arkasına şu mesajı veriyordu. Ben bu tiptenim, böyle bir yolun adamıyım. Tamam bilesin. Düşük pantolon arkaya bu mesajı veriyor. Ya ben ilk çıktığı zaman dershane birisi gelmişti bana. Vallahi acayip bir şey ya. Ona donu gözüküyor ya dizinden. Yırtık pırtık ya. Ulan dedim şaşırdım ya. Bu nereden geldi ya? Bu dedim ya Allah Allah ne kadar fakir ya. Ya dedim ki Yusuf. Terzi var dershane dizinin. Ya dedim bu cübbeyi bir şalvar giydirin de bunu yama yapın ya. Yoksa dedim para verin pantolon alsın. Dedim ha adamın yanında. Dedim bunca. Baktım kıpkırmızı oldu gülüyor. Tabii
kıpkırmızı oldu, utandı. Ben de bilmiyorum, saf saf soruyorum. Lan elin adamının yırtık pantolonu bize moda, serserilik olsun diye tıraş olmamış. Yani alimlerin sakalı bize aşağılık, serserinin tembelliğinden bırakmış olduğu sakal bize rajon olmuş. Yazıklar olsun bize ya. Diyesim geliyor. Olmasın tabii de, uyanık olalım. Kestinler hocam. Yatağı olan uykusunu bekler. Bu da benim gurbette, uçaklarda, otobüslerde, arabada yazdığım sözdür. Yatağı olan uykusunu özler. Ekmeği olan açlığı özler. Açlığı bekler. Ahireti olanlar da dört gözle ölümü bekler. Uykun, kardeşim yatağın var mı? Yatağın varsa uykusunu bekler. Ekmeği olan da açlığı bekler. Ahirete ümitli olanlar dört gözle ölümü bekler. Öleceği kesin bildiği halde hiç ölmeyecek gibi düşünüp yaşayana hayret ediyorum. Çünkü olmayacak şeyi yapabiliyorlar. Aferin yani. Mutlaka ölecekleri halde hiç ölmeyecek gibi yaşamak çok zordur. Bu nasıl başarılıyor? Hayret. İnsanı hayvandan ayıran en mühim mihenk ölçü aleti nedir? Edeptir. Hoşlanmayacağını dostuna söylerse acıtmaz. Çünkü acıtmadan söyler dost. Üzdüğün kadar üzüleceksin, sevdiğin kadar sevileceksin, affettiğin kadar affedileceksin. Kendini ne kadar büyük zannetsen de kefene sığacak kadar küçüksün. Ne kadar geniş yelpaze fabrikaların, yatların, katların, atların olsa kefene girebilecek kadar ufaksın. Son üç cümle. Birisini tek diken olma. Birisini tek diken olma. Gülüyle beraber ol. Yani karşındaki adama diken olma. Diken olma ama gülle beraber ol. Karşıdakinin de sif dikenini görme. Gülü de var, biliyor musunuz? Hazreti Ali diyor ki, kızacağın, dedi Allah'a emanet, kızacağın kişiye kızmadan önce bir gün onunla dost olacağını bil, ona göre davran. Son iki cümle. Başkasının kusurundan bahsedeceğin zaman kendi kusurunu hatırla. Son cümle. Gülü dikensiz zannetmek neyse, kusursuz dost aramak da bunun gibi. Dostuma kırılmanın sebebi buymuş. Çünkü benim dostum aslında hizmetçi arıyormuşum, dost değil. Çünkü bizim dost anlayışımız her isteğimizi yapan, bizi kırmayan, bizi rahatlatan, böyle arzularımızı yerine koşturan, ya sen hizmetçi arıyormuşsun yani. Demek ki biz dost ararken dikensiz gül aramışız. Kimseye hayal kurma ki hayal kırıklığı olmasın. İnsan bir bütündür. Kusurlarıyla beraber, eksiklikleriyle beraber, hangisi galipse 13. lemadan, yani kusuru %51, iyiliği %49 ise bu kötü adamdır. Haşir meydanındaki hesap Allah'ın adamı. Ama %55 iyi, %45 kötü, bu adam iyi adamdır. Muvazene-i amal budur. Cenab-ı Hak iki cihanda bizleri ve bizi sevenleri ve bizim sevdiklerimizi de muhafaza eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.